Hayırlı akşamlar kardeşlerim. Bir Nuray Yeneniş programında daha yine birlikteyiz inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinde çok kez belirtilen müminlerin ayırt edici ahlak özelliklerinden biri olan tevekkülden, yani Allah'a olan güven ve teslimiyetten bahsedeceğiz inşallah. Bir ayet okuyarak başlamak istiyorum. Tövbe suresi 51. ayetinde Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavmine şeytandan Allah'ım sana sığınırım. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Tövbe suresi 51 demesini buyurmuştur. Ayette de belirtildiği gibi hayatımız boyunca karşılaşacağımız her olay kaderimizdedir. Ve kaderi de Allah belirlemiştir. Canlı ve cansız her varlık Allah'ın kontrolü altındadır. Ve onun izni ve bilgisi haricinde hiçbir şey gerçekleşmez. Her olay mutlaka bir hayırla yaratılmıştır. Ve müminler zahiren kötü gibi gözüken olaylar karşısında da son derece sabırlı ve tevekküllü olmalıdır. İmanın önemli bir delili olan tevekkül, iman eden bir insanla iman etmeyen insan arasındaki en büyük farklardan biridir aslında. Tevekkül etmek, Allah'ı vekil edinmek ve kadere razı olmak anlamına gelir. Müminler için en güzel örnek elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ve davranışlarıdır. Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak anlatılan olaylarda onun tevekkülü ve Allah'a olan teslimiyeti açıkça görülmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıktıktan sonra arkadaşı ile birlikte gizlendiği mağaradaki sözleri tevekkülünün en güzel örneklerinden biridir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini, inkar çağrılarını alçaltmıştı. Tövbe suresi 40. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi koşullarda olursa olsun daima Allah'a teslim olmuş, onun yarattığı her şeyde bir hayır ve güzellik olduğunu bilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevekkülüyle tüm Müslümanlara örnek olmuştur maşallah. Kur'an'ın ruhunu yaşayan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna gönülden uyan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Kur'an'da haber verilen şeytandan Allah'ım sana sığınırım, Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter ayetini hayatının her anında yaşamış salih bir mümindi inşallah. Bediüzzaman Hazretleri tevekkülü, sabrı, Allah sevgisi ve Kur'an ahlakını yaymadaki kararlılığıyla ve hikmet dolu Risale-i Nur külliyatı ile de pek çok insanın İslam ahlakını öğrenmesine ve imanına vesile olmuştur ve halen de olmaktadır. Hayatının büyük bir bölümü zorluk, sıkıntı, sürgün, hapis ve hastalıklarla geçmiş olan üstadımızın tüm yaşamı tevekkül içinde Allah'a teslim olarak ve güvenerek geçirmiştir maşallah. Sevgili üstadımız Şualar adlı eserindeki aziz, sıddık, sarsılmaz ve tevekkülün mahiyetini ve kıymetini anlayan kardeşlerim ifadesiyle aslında tevekkülün ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman Hazretleri 23. sözünde de tevekkülü ve tevekküllü olmayı şöyle tarif eder. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından yani olayın sıkıntısından kurtulabilir. Allah'a tevekkül ettim der, sefine-i hayatta yani hayat gemisinde mükemmel bir emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder, gezinir. Bütün ağırlıklarını kadir-i mutlakın yani her şeye gücü yeten Allah'ın yedi kudretine, kudret eline emanet eder. Rahatla dünyadan geçer. Berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esfeli safiline, en aşağısına çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü,
tevekkül saadet-i dareyni, yani dünya ve ahiret mutluluğunu iktiza eder, gerektirir. Bediüzzaman Hazretlerinin de belirttiği gibi, Allah'a iman eden Allah'a teslim olur, tevekkül eder, her işinde Allah'a güvenir, her sıkıntısında ve her durumda üstün güç ve kudret sahibi olan Allah'a sığınır. İman kuvvetlendikçe Allah'a olan teslimiyeti ve tevekkülü de artar inşallah. Üstadımız karşısına çıkan her zorluğa tevekkül edip sabretmiş ve kadere iman eden kederden emin olur düsturuna teslim olmak vazifemdir demiştir inşallah. Yaşadığı tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen hak yolundan asla dönmemiş, risaleleri yazmaktan da asla vazgeçmemiştir. Önceki programlarımızda da detaylı olarak bahsettiğimiz gençliğin imanını kurtarmak gayesinden hiçbir zorluk ya da hiçbir kimse Allah'ın dilemesiyle onu döndürememiştir. Zahiren zorluk gibi görülen tüm olaylar ise üstadımızın zaten kuvvetli olan imanını ve tevekkülünü daha da kuvvetli hale getirmiştir. Allah'a olan yakinini maneviyatını arttırmıştır. Barla'da sürgündeyken söylediği, "Onlar beni bir köyde mahpus zannediyorlar. Bilakis Barla bir kürsi-i ders oldu ve buradan hakikatler Anadolu'da yayılacak" sözü, Allah'a olan güven ve teslimiyetinin bir göstergesidir maşallah. Tevekkül eden ve etmeyen insanı bir gemide yolculuk eden iki adam kıssasıyla mükemmel bir şekilde anlatır Bediüzzaman Hazretleri. Bu iki kişi hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklemişlerdir. Tevekküllü olanı girer girmez yükünü gemiye bırakıp üzerine oturan adama benzetir. Tevekkül etmeyen insanı ise yükünü yere bırakmayan ve taşımaya devam edene benzetir. Yükünü gemiye bırakmayana bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli Sefine-i Sultaniye yani hükümdarlık gemisi daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder denilir ve detaylı olarak acizliği içinde bulunduğu durumu anlatılır. Sonunda aklı başına gelir, yükünü yere koyar ve o da üzerine oturur. Bediüzzaman kıssanın sonunda ise şöyle der. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hotfiruşluktan yani kendini beğenmeye çalışmaktan ve maskaralıktan ve şekaveti uhreviyeden yani ahiretteki mutsuzluktan ve tazikati dünyeviye hapsinden dünyadaki sıkıntılardan kurtulasın. Gördüğünüz gibi üstadımız tevekkülü bu kıssayla çok hikmetli ve özlü bir şekilde anlatmış maşallah. Tevekkül eden kişi bilmelidir ki o Allah'ı vekil kılmıştır ve Allah'tan başka vekil yoktur. Dolayısıyla tevekkül etmekle yapılabilecek en doğru ve akılcı hareketi yapmıştır. Allah'a dua edip, ona yönelip, ona tevekkül ettikten sonra endişe edilecek hiçbir şey yoktur. Allah mutlaka ve mutlaka mümin için en hayırlı sonucu yaratacaktır. Mümin kendisi de dahil olmak üzere tüm varlıkların Allah'ın denetiminde olduğunu bilir ve hem dış dünyayı hem de kendi bedenini, ruhunu Allah'a emanet eder ve bunların kontrolü için Allah'ı vekil tutar inşallah. Rabbimiz şeytandan Allah'ım sana sığınırım, onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur ayetiyle bu gerçeği bizlere bildirmiştir. Kur'an'a baktığımızda tüm Resullerin ve onlarla birlikte iman eden müminlerin son derece zorlu olaylarla karşılaştıklarını, zahiren son derece kötü durumlarda kaldıklarını görürüz. Tarih boyunca müminler inkarcılar tarafından saldırıya uğramış, ölümle tehdit edilmiş, eziyet ve işkence görmüş,
hakarete uğramış, hatta bazıları şehit edilmiştir. Ancak müminler tüm bu saldırılara karşı son derece güvenli ve rahat davranmışlardır. Çünkü Kur'an'da bizlere örnek verilen bu müminler her olayı yaratanın Allah olduğunu ve dolayısıyla her olayın arkasında bir hayır olduğunu bilerek hareket etmişlerdir. Onlar Allah'ın müminleri yardımsız bırakmayacağından, müminlere kaldıramayacakları bir zorluk yüklemeyeceğinden ve çektikleri sıkıntıların karşılığını da ahirette onlara vereceğinden emindirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde bu gerçeği şöyle bildirmiştir. Sen yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış. Şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki, nusret sabırla birlikte gelir. Kurtuluş da sıkıntıyla gelir. Zorlukta da kolaylık vardır. Bir zorluk iki kolaylığa asla galebe çalamayacaktır. Maşallah sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel hadisinden müminlerin sabrının da tevekküle dayalı olduğunu anlıyoruz. Müminler Allah'ın kendileri için en güzel kaderi belirlediğini bildikleri için karşılaştıkları her olaya gönülden razı olur, hoşnutlukla tevekkül eder ve sabrederler. Ankebût suresi 59. ayette bildirildiği gibi müminler şeytandan Allah'ım sana sığınırım, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Allah'a güvenen, kendisini ona teslim eden, ona tevekkül eden kimse nefsinin ve şeytanın kışkırtmalarından da korunmuş olur. Kur'an'da bu sır, şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Nahl suresi 99 hükmüyle haber verilmiştir. Hazreti Yakup aleyhisselamın Kur'an'da bildirilen şeytandan Allah'ım sana sığınırım, hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca ona tevekkül etmelidirler. Yusuf suresi 67 ifadesinde olduğu gibi, vekil kılınmaya layık olan, kendisine tevekkül edene mutlaka yardım edecek olan ancak ve ancak Rabbimizdir. Allah'tan başka ilah olmadığı için ondan başka vekil de yoktur elbette. Bu gerçek, Tevabün suresinde şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah, ondan başka ilah yoktur. Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Tevabun suresi 13. ayet. Kesin bilgiyle iman etmenin en büyük şartı olan teslimiyet, Allah'ın ve ahiretin varlığına aklı, kalbi ve vicdanıyla kesin olarak kanaat getiren her insan için çok kolay kazanılacak bir özelliktir. Çünkü Allah insanın fıtratını zatına sevgi, inanç, güven ve bağlılık duyulmasına yatkın şekilde yaratmıştır. Bu nedenle asıl zor ve insanın fıtratına aykırı olan Allah'a teslim olamamaktır. Her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah, bir rahmet ve gönüllere şifa olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bu fıtrat üzerine yarattığı kullarına teslimiyet kazandıracak ve müminlerin teslimiyetini artıracak, ahlak özelliklerini de bildirecek, kullarının üzerinden zorlukları almış ve bu şekilde onlar için dünya hayatındaki imtihanı kolay hale getirmiştir elhamdülillah. Tam teslim olmayan bir kişi, kendisini besleyenin, büyütenin, sahip olduklarını verenin yüce Allah olduğunu kavrayamamıştır. Yanlış bir zanla kapılarak
çevresindeki insanların ve olayların onu sahip olduğu duruma getirdiğini sanmaktadır. Başlarına gelen olayların Allah'tan olduğunu düşünemeyen bu kimseler, karşılarına çıkan tüm aksaklıkları ve sorunları kendilerinin çözeceklerini sanarak müthiş bir sıkıntıya girerler. Oysa ki her ne yaparlarsa yapsınlar, Allah dilemedikçe hiçbir konuya çözüm getirmeleri mümkün olmaz. Çözüm bulduklarında bu da yine ancak Allah'ın emriyle gerçekleşir. Allah'a teslim olup, Allah'ı dost ve vekil edinmek, Allah'a güvenmek, Allah'tan yardım istemek ve Allah'ın en güzelini yaratacağından emin olmak her şeyin tek ve kesin çözümüdür inşallah. Elbette ki insan fiili olarak elinden gelen her yolu deneyecek, tüm sebeplere sarılacak, gücünün yettiği en fazla çabayı harcayacaktır. Teslimiyetli, tevekküllü bir insan yaratacak olanın Allah olduğunu bildiği için tüm bunları huzur ve rahatlık içinde yapar. Ama bunların sadece birer dua mahiyetinde olduğunu da asla unutmaz ve çözümün yalnızca Allah'a yönelmek olduğunu bilir inşallah. Sevgili kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna geldik inşallah. Programımıza bir ayetle başlamıştık. Bakara suresinde geçen müminlerin bir duasıyla da kapatmak istiyorum inşallah. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara Suresi 286.